Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, ayın geneline şöyle bir göz atalım. Güneş 21'ine kadar burcunuzda ilerliyor olacak. Bu ay sizin ayınız. Bu ay doğan tüm ikizler burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen ikizler, sizin için de çok önemli bir ay, enerjiniz yükseliyor. Güneş geçişi sayesinde yaşam enerjiniz artıyor ve daha çok başkaları tarafından fark edilip dikkat çektiğiniz bir süreçtesiniz. Evet, Merkür retrosu artık tamamlanıyor. Bu da enerjinizi yükseltecek bir diğer önemli faktör. Mars ay boyunca sizi destekleyen Koç burcunda olacak. Yay burcunda 14 Haziran'da Dolunay meydana geliyor ve ay sonunda 29 Haziran'da Yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş'in burcunuzda ilerliyor olması ve yükselen yengeçlerin de yükselen burcunda ilerliyor, yükselen ikizlerin de yükselen burcunda ilerliyor olması tabii ki enerjiyi destekleyecek bu ay genelinde. Daha canlısınız, yaşam enerjiniz artıyor, yaratıcılığınız artıyor bu süreç içerisinde. 30 Mayıs'ta burcunuzda doğan yeni ay tesirleri de zaten ayın ilk yarısı içerisinde devam ediyor olacak. 3 Haziran'da Merkür retrosu tamamlanıyor. Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak Merkür ve 10 Mayıs'tan itibaren sizde meydana getirdiği o enerji düşüklüğünü de yavaş yavaş toparlarken, hani ötelenen konular, ertelenen konular, bir türlü hani çözemediğiniz ya da tamamlayamadığınız işlerinizde şimdi daha rahat ilgilenebilirsiniz. 13 Haziran'a kadar Boğa burcunda olacak. Aslında 13 Haziran'a kadar böyle biraz daha geri planda düşünebileceğiniz, toparlayabileceğiniz, plan yapabileceğiniz bir süreç. 13 Haziran'dan itibaren Merkür burcunuza geçecek. Bu da sizin hem zihinsel gücünüzü arttıracak, iletişim becerilerinizi daha da güçlendirecek. Her türlü girişimde daha rahat kendinizi ifade edeceksiniz ve enerjiniz de çok çok yükselecek sevgili ikizler. Evet, Mars Koç burcunda ay boyunca, biliyorsunuz Jüpiter de artık Koç burcunda ilerliyor. 11. ev konularınızda yoğun bir enerji var. Hani burada sosyalleşme, arkadaş ilişkileri, grup etkileşimleri, ekip çalışmalarında daha yoğun bir enerji ortaya koyabilirsiniz. Hani gelecekle ilgili idealleriniz var, herhangi bir proje konusunda hevesli ve cesur yaklaşmanız mümkün. Tabii ki fırsatlar arkadaşlardan ve sosyal çevrenizden gelebilir. Hani bunları bu ay içerisinde de değerlendirebilirsiniz. 14 Haziran'da Yay burcunun 23 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Sizin için tabii ki çok önemli ve etkili bir dolunay bu. Karşıt burcunuzda meydana geliyor. Dolunay bir tamamlanma, bir farkındalık dönemi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunayın bireysel etkileri önemli olacaktır. İlişkilerinizle ilgili bir aslında tamamlanma ve aydınlanma sürecindesiniz. Hani bu önemli ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklıklarınız, evlilik kararlarınız veya süregelen ilişkilerdeki partnerinizle ilgili durumlarda bazı önemli aydınlanmalar getirebilir, farkındalıklar getirebilir. Belki de bir dönüşüm getirebilir bu ilişkilerle ilgili. Tabii ki süregelen bir ilişkide evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz veya bir işbirliğine başlayabilirsiniz. Yakın arkadaşlıklarda da önemli kararlar alabilirsiniz sevgili ikizler. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dediğimiz zaman, yani bu 14 Haziran'da olacağı için Dolunay, hani ayın 11'i ile 17'si arasındaki dönem, Dolunay ile ilgili tesirler biraz daha hayatınızda yoğunlaşabilir. O sürece baktığımızda Güneş'in, ikizlerdeki Güneş'in Kova burcundaki Satürn'den güzel bir üçgen aldığını görüyoruz. Aynı zamanda Balık burcundaki Neptün'le de bir karesi var. Hani burada ilişkilerde çok idealist olabilirsiniz. Çünkü Neptün bazı hayalleri, idealleri güçlendirebilir. Ama Satürn'den de destek alıyoruz. Gerçekçi ilişkiler bu dönemde bence uzun vadeli olabilir. Ama çok hayalci yaklaşımlar ya da gözünüzde çok büyüttüğünüz ilişkilerde belki gerçeklerle de yüzleşebilirsiniz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, gezegeniniz Merkür ayın 13'ünden sonra ikizlerde olacak dedik. Bu enerjinizi güçlü bir şekilde arttıracak. Hızlanmaya başlıyorsunuz. Ayın 19'u, 20'si, 21'i, bunlar oldukça verimli günler. Merkür'ün ve Venüs'ün
güzel açıları var. Hani hem toplumdaki ilişkilerimize, özel ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde kendimizi iyi ifade etmemizi ve yine pratik bir şekilde olumlu sonuçları almamızı sağlayabilir. Ay boyunca Venüs ayın 23'üne kadar Boğa'da olacak. 23'ünden sonra İkizler'e geçecek. İkizler'e geçmesinden itibaren tabii ki yine bir şans gezegeni bu. 12. evinizden çıkıp yükselen burcunuzun üzerine gelmesi ayın 23'ünden itibaren kişisel cazibenizi arttıracaktır. Ve bu tabii ki her türlü ilişkide, aşk ilişkileri ve ilişkilerde, sosyal alanlarda da sizi daha cazip hale getirebilir. Daha çekici ve karizmatik olabilirsiniz. Aynı zamanda işte kişisel bakımınız, imajınız, güzellik, estetik gibi konular veya aşk konuları, yaşamdan beklediğiniz keyif, konfor alanlarında 23 Haziran'dan itibaren Venüs'ün çok daha güzel etkileri, destekleri sizinle olabilir. 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesine yeni ay doğacak. Bu yeni ay ayın sonunda doğduğu için aslında Temmuz'un da ilk dönemini, ilk yarısını önemli ölçüde şekillendirecek. Ve para evinizde doğan bir yeni ay bu. Demek ki ayın özellikle yeni ayla beraber, ayın son haftasıyla beraber parasal kazançlarınız, bütçeniz, gelir gider dengenizle ilgili beklentileriniz veya buradaki niyetleriniz öne çıkmaya başlıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 7 derece ve yakınlarında, öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak, bu burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha güçlü etkiler getirebilir, önemli tesirler getirebilir. Evet, ayın son günlerinde ve Temmuz'un ilk özellikle 10 günlük süreci içerisinde bu yeni ay tesirleri hayatımızda şekillendirici olabilir. Yeni ay ve yakınlarına baktığımızda yine gezegeniniz Merkür'ün olumlu açılarını görüyoruz. Bu durumda tabii biraz daha hani sizin hem bilgi paylaşımı hem zihinsel aktiviteler olsun ya da ilişkiler alanında olsun kendinizi daha rahat iyi ifade etmenizi sağlayacaktır. Faydalar görmenizi sağlayacaktır. Ayın geneline baktığımızda özellikle şanslı günler, değerlendirebileceğiniz günler 11-12 Haziran. Bunlar bazı sürpriz açılımlar ya da yardımlarla karşılaşabileceğimiz ilginç günler. Bunun yanı sıra 19'u, 20'si, 21'i ve ayın sonuna doğru özellikle 27-28 Haziran. Bunlar da bu ayın şanslı, verimli hem ilişkilerimizde hem iş hayatımız, kariyer hayatımızda daha olumlu değerlendirebileceğimiz şanslı ve verimli günleri olabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız.
hemen size geri dönüş yapacağım.